Mucize Kütüphane DNA. Arkadaşlar, birazdan bilim adamlarının DNA adını verdikleri, vücudumuzda yer almasına rağmen gözle görülemeyecek kadar küçük olan bir yapıdan söz edeceğiz. Ama önce bize bu konuyu daha kolay açıklayacak bir örnek üzerinde düşünelim. Örneğimizin konusu harfler ve kelimeler. Kelimelerin harflerden oluştuğunu biliriz. Ama elbette bu harfler kelimeleri kendi kendilerine tesadüfen oluşturamazlar. Bir deney yapıp sonucu birlikte görelim. İşte her birinin üzerinde bir harf veya rakam bulunan küçük plakalar. İsterseniz bunların başında uzunca bir süre bekleyelim. Sizce bu harfler ve rakamlar bir araya gelerek anlamlı bir cümle oluşturabilecekler mi? Elbette yapamazlar. İsterseniz bir aşama daha ileri gidelim ve küçük plakalarımızı rastgele yere atalım. Bu sayede anlamlı bir cümle oluşturabilecekler mi? Asla oluşmaz. Ne kadar deneme yaparsak yapalım mümkün değildir arkadaşlar. Bu işten sıkılıp 10 dakikalığına odayı terk ettiğimizi düşünelim. Eğer geri döndüğümüzde şöyle bir yazı bulursak ne düşünürüz? Hey, merhaba! Bu cümlenin harflerin rastgele yan yana gelmesiyle oluşmadığını hemen anlarız arkadaşlar. Belli ki giz yokken birisi gelip eliyle harfleri tek tek dizmiştir. Anlamına dikkat ederek. Bu örnek bize bir kural öğretmektedir. Nerede anlamlı bir yazı varsa mutlaka onu yazan biri vardır. Şimdi bu kuralı aklımızda tutarak DNA'yı inceleyelim. Geçtiğimiz 20. yüzyılda bilim adamları önemli keşifler yaptılar. İnsan vücudunun aslında 100 trilyon tane küçücük hücrenin bir araya gelmesiyle oluştuğunu buldular. Bu gözle görülmeyen hücreler mikroskop altında incelendikçe çok şaşırtıcı bir şey daha ortaya çıktı. Her hücrenin merkezinde hem o hücreyi hem de bütün vücudun organlarını tarif eden yazılı bir plan yer alıyordu. Bu plan, bilim adamlarının DNA adını verdikleri merdivene benzeyen upuzun bir molekül zincirinde yazılıydı. Aslında DNA, 4 harften oluşan bir alfabedir arkadaşlar. Bu 4 harf, A, T, C ve G olarak belirlenmiştir. Bunlar öyle bir şifreyle yan yana dizilmiştir ki, tek bir hücrenin DNA'sının içinde ansiklopediler dolusu bilgi saklanmıştır. Gözünüzün rengi, kaşınızın şekli, saçınızın rengi, boyunuzun uzunluğu, teninizin rengi ve yüzünüzün şekli veya hücrelerimizin özellikleri hepsi burada yazılmış durumdadır. Arkadaşlar, dikkat ettiniz mi? Tek bir hücrenin DNA'sının içinde bir kelime değil, bir satır değil, bir kitap da değil. Çok büyük bir kütüphanedeki ansiklopediler dolusu bilgi saklanmıştır. Bilim adamları bir çay kaşığına sığabilecek boyuttaki DNA zincirinin bugüne kadar dünya üzerinde basılmış bütün kitapların bilgisini saklayabilecek kapasiteli olduğunu hesapladılar. Elbette ki böyle muhteşem bir yapı kendiliğinden ve tesadüfen oluşamaz arkadaşlar. Düzgün yazılmış tek bir cümlenin varlığı bile bize bir yazarın varlığını ispatladığına göre DNA'daki ansiklopediler dolusu bilgi de hiç şüphesiz bize Allah'ın varlığını ispatlamaktadır.